Burası Yaban TV. Yaban Tarım Kuşağı'nda her salı birlikteyiz. Ben Meliha Okur. Sizlere tüketicinin cebinden çıkan para ile üreticinin cebine giren para arasındaki yolculuğu, bu yolculukta karşılaşılan sorunları, planlamayı, üretimi anlatıyoruz ve diyoruz ki bu programın patronu, tarımın patronu tüketici. Dolayısıyla lütfen yediğinize, içtiğinize dikkat edin. İşte yediğiniz bir ürün, geleneksel ürünümüz bulgur. Hiç bulgurla ilgili kitap okudunuz mu? Ya da bulgurla ilgili tariflere kafa yordunuz mu? Önce konuğumuzu tanıtalım. 1934 mi 35 mi? 1935'ten bu yana tek bir ürün. Bulgura odaklanmış bir şirket ve bir aile. Duru Bulgur'un yönetim kurulu başkanı İhsan Duru bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Meryem. 1935'ten bu yana kaç yıl? Evet, 1935'ten bu yana işte yaklaşık 70 sene gibi oluyor herhalde, değil mi? 81 sene oluyor, evet. 81 yıllık evet. Bir şirket. Evet. Öz kaynaklarıyla ayakta. Öz kaynaklarıyla, evet. Anadolu şirketisiniz. Anadolu şirketiyiz. Yer neresi? Ben bu sene 40 seneyi doldurdum şirkette. Şimdi 3. nesil göreve geliyor. Geldi daha doğrusu. Yerimiz Karaman. Karamanlı 3 kuşaktır bulgura kafa yoran bir aile ve bu aileyi Türkiye yeni yeni tanıyor daha. Ancak size bir sürprizimiz var. Mengen'e gittiniz mi aşçılık kampüsüne? Mengen'e gitmedim ama aşçılık kampüsünü takip ediyoruz, destekliyoruz. Sürekli arkadaşların arkasındayız. İşte bulguru geleceğe taşımak için onları bir köprü gibi görüyoruz biz. Onlarla sürekli çalışma içerisindeyiz. Peki siz onları köprü gibi görüyorsunuz. Onlar da sizi çok önemsiyor. İşte size bir sürprizimiz var. Sürprizi yapan Erkan Kıyıcıoğlu. Kendisi İMKB Küçükçekmece Ahçılık Okulu'nun öğretim üyesi. Bakın size nasıl bir sürpriz yapmış. İzleyelim evet, mi izleyelim. Birlikte? İkinci Ulusal Aşçılık Kampı'na hoş geldiniz Yaban TV ailesi. Bugün sizler için mantarlı bir bulgur pilavı hazırlayacağız. Bulgur, M.Ö. 2000 yılına dayanan dünyanın en eski gıdalarından bir tanesi. Bulgurun ana vatanı, buğdayın ana vatanı olan Mezopotamya, yani bizim topraklarımız. Bulgur da bizim en değerli ürünlerimizden bir tanesi. Başbaşı bulgur denilen bir bulgur kullanıyoruz. Başbaşı bulgur, bulgurlar içerisinde en iri taneli olan bulgur. Bulgur tanesi ıslatılıp haşlandıktan sonra sadece kabuğu soyuluyor ve kırılmıyor. İri taneli bir bulgur. Önce bir miktar zeytinyağı ve bir miktar tereyağı ile başlıyoruz. Tereyağımız eridiğinde içerisine soğanı ilave edip Türk mutfağı tabiriyle hafif pembeleştiriyoruz. Soğanların rengi hafif şeffaflaştığında içerisine biberlerimizi, ilave ediyoruz. Biberleri çok öldürmeden mantarımızı ilave ediyoruz. Mantarlar da hafif terlemeye başladığında içerisine bulgurumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık bir su bardağı bulgur için 3-4 iri mantar, bir tane kırmızı biber orta boy, 2-3 tane sivri biber, bir orta boy soğan yeterli olacaktır. Yağ miktarı içinde 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1,5 çorba kaşığı kadar tereyağı bizim için yeterli. Biraz kavurduktan sonra pilavımızın suyunu vereceğiz. Suyumuz sıcak olacak. Tuzumuzu 2 çay kaşığı kadar neredeyse. Yarım çay kaşığı kadar karabiber.
Ve yaklaşık bir çorba kaşığı kadar doğranmış dereotunun yarısını ilave ediyorum. Yarısını da pilavımız demlendikten sonra üzerine ilave edeceğiz. Kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık 5 dakika yüksek ateşte, 5 dakika orta ateş ve 7-8 dakika çok kısık ateşte pişirip ve 10 dakikada kenarda dinlendireceğiz. Ondan sonra kapağını açıp kalan dereotunu ilave edip karıştırıp servise sunacağız. İkinci Ulusal Aşçılık Kampı'na verdiği destekten dolayı İhsan Duru Bey'e teşekkür ederiz. İşte orada bir kitap duruyor. Sizin ikinci kitap. Evet. Ve sizin ikinci kitapta yer alan bir tarif üzerine hazırlanmış geleneksel mantarlı bulgur pilavımız. Evet. Sürpriz yaptık size. Teşekkür ederiz. Erkan Bey'e de teşekkür ederiz. Ne yani güzel. Gerçekten böyle işte 20 dakikada hazırlanabilen muhteşem bir yiyecek. Her şeyiyle doyurucu, besleyici, gayet güzel, geçmişimizden gelen çok güzel bir yemek. Mantarlısı da gerçekten çok güzel oluyor. Dediniz ki 40 yıldır bu şirketteyim. Üçüncü kuşak mı, ikinci kuşak mı? Ben ikinci kuşağım. Üçüncü kuşakta kaç kişi var? Üçüncü kuşakta şu anda 4 kişi var. Dördü de işin başında. Neler okudu bu çocuklar? En büyük oğlum Ziya, babamın ismi. O Boğaziçi Uluslararası Ticaret okudu. Onun küçüğü Işık, Marmara İngilizce İktisat okudu. Kardeşimin oğlu Erdem, Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği okudu. Kızımız var bir tane, üç oğlan arasında Ece. O da Gıda Mühendisliği okudu Yeditepe'de. Şu anda dördü de şirketteler ve çalışıyorlar. Peki bu kadar iyi eğitim, üçüncü kuşak, 81 yıllık bir şirket, 81 yıl, ikinci bir 81 yıl için ne hazırlıyor? Nasıl bir yol haritası çizdi kendisine? Şimdi işimiz bulgur, başta da siz de söylediniz. Ana konumuz bulgur bizim, biz bunun üzerine odaklanıyoruz. Bulguru tüm dünyaya tanıtmak gibi bir misyonumuz var. Bununla ilgili yatırımlarımız da devam ediyor. Şu anda üçüncü fabrikayı çalıştırmak üzereyiz Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde. Ama daha geleceğe dönmek için yeni bir arsa temin ettik. Ve bu işi daha büyütmek ve geleceğe taşımak üzere orada yeni planlarımız, projelerimiz var. Gene bulgur üzerine. ama burada en önemli konu bulgurun tanıtılması. Pardon. Çünkü bildiğiniz gibi bulgur geleneksel bir yiyecek. Türkiye'de biliniyor. Ama Türkiye'de çok iyi bilinmiyor aslında. Çünkü böyle sanki hep ikinci sınıf yiyecek gibi gözükmüş. Köylü yiyeceği gibi gözükmüş. Biraz böyle kenara itilmiş. Ama hiçbir zaman bizi bırakmamış. Ana temel gıda maddemiz olmuş. Böyle bir yiyecek. Biz bunu dünyaya tanıtmak gibi de bir misyon üstlendik. Şimdi tüm gıda fuarlarına katılıyoruz. Ve tüm gıda fuarlarında bizzat insanlara tattırarak, onların dillerinde kitaplar yaptırarak ve onların kültürlerine uygun bulgurdan yemekler oluşturarak bu bulguru onlara tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah bu işi becerebilirsek, bilindiği gibi dünyada şu anda 460 milyon ton civarında pirinç tüketiliyor. Ne kadar bulgur tüketiliyor? Bizim yaptığımız ihracat 200 bin ton civarında dünya ülkelerine yaptığımız ihracat. 200 bin ton ihracat yapıyorsunuz. Evet, ihracat 460 milyon ton pirinç tüketiliyor milyon dünyada. Milyon ton. Tabii. Yani onun için bulgurun önünde çok böyle uzun, muazzam bir yol var. Bu işi yapabilirsek gerçekten hem Türkiye için çok iyi bir kaynak oluşmuş olacak. Çünkü bulgurun bildiğiniz gibi temeli su ve buğdaydır. Bunda ikisi de bizim ülkemizde oluşan ürünler. Dolayısıyla iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Güzel. Türkiye'nin en büyük bulgur şirketi siz misiniz? Evet, biziz. Pazar nasıl? Bulgur pazarı? Bulgur pazarı işte biraz önce bahsettiğim gibi yani böyle sanki kenara itilmiş gibi bir durum vardı ama son birkaç senedir sizlerin de katkılarıyla, diyetisyenlerimizin, hocalarımızın katkılarıyla bulgur gerçekten tekrar böyle su üzerine çıkarıldı. Hem beslenme yönüyle hem de ekonomik bir gıda olması yönüyle. Bildiğiniz gibi pirinç de o da bizim ürettiğimiz bir ürün ama glisemik indeksi çok yüksek bir ürün. 78 gibi. Bulgurun glisemik indeksi 48. Dolayısıyla uzun süre insanları tok tutabilen bir ürün pirince göre. Kan şekerini çünkü çok yavaş yükselttiği için. Dolayısıyla
Güzel bir ürün. Çeşitlenmesi de yapılmaya başlandı. Mesela biraz önce Erkan Bey'in yapmış olduğu başbaşı bulgur. İsterseniz önce bir bulgurun yapımından biraz söz edelim. Geleceğim, soracağım. Evet. Yani çok kabuğa yakın bir bulgur, başbaşı bulguru. Dolayısıyla çok hem kepek yönünden, hem lif yönünden, hem tüm kabuğundaki içerdiği vitaminler yönünde kaybetmediği için çok lezzetli bir ürün. Ve çok da iri de olduğu için böyle görünüşü de çok hoş oluyor. Yemesi de çok güzel oluyor. Güzel bir ürün. Bilav, zaten siz de yemişsiniz, tatmışsınız yani. Biz yedik, çok beğendik. Biz zaten iri buğdayı önemseyen biriyim ben. Yani iri bulguru önemseyen biriyim. İri buğdaydan kasıt bulgur tabii. Şimdi duru bulgur olarak son dönemde medya sizi çok seviyor. İlgi gösteriyor. Keşke siz daha önce tanısaydık. Niye bu kadar sessiz ve geriden gitmeyi tercih ettiniz? Abi, Anadolu şirketiyiz bildiğiniz gibi. Yani uzun yıllardır bu işi yapıyoruz ama biz de bulgurun böyle işte biraz önce konuştuğumuz gibi su yüzüne çıkmasıyla herhalde biraz biz de böyle ortaya çıkmaya başladık. Yani bulgurlar aynı yolculuktayız. Dolayısıyla bölge bulgurun yıldızı parladıksa herhalde bizim de yıldızımız parlamıyor. Bulgurun yıldızını parlattınız. Burada evet. Mimar siz ve kardeşiniz mi? Evet. İki kardeş. Evet, iki kardeşiz. Ya genelde Anadolu şirketlerinde de kardeşler oldu mu, gelinler oldu mu, çocuklar oldu mu kavga başlar. Sizin ailede kavga var mı? Bu kadar açık soralım bunu. Maalesef bizim ailede maalesef demeyelim gerçekten iyi bir durumdayız. Hiçbir kavga yok. Çünkü paylaşmayı biliyoruz. Güzel. Bir Anadolu şirketi, bir muhafazakardır, evet. İki paylaşma kültürüne sahiptir. Evet. Öz kaynak ağırlıklı mı büyüyorsunuz? Evet, öz kaynak ağırlıklı büyüyoruz. Hiçbir yerden destek almıyor musunuz? Tabii kredi kullanıyoruz, şöyle kullanıyoruz. Yani biz çünkü bir yıllık tükettiğimiz buğdayı harmanda almak durumundayız. Çünkü kalite bizim için çok önemli. Yani onun için en iyi buğdayı almak durumundayız. Ve harman da bu işi almak durumundayız. Çünkü harmanın haricinde en iyi buğdayı bulma gibi durumumuz yok. Biz ithal buğday da kullanmıyoruz. Tamamen yerli buğday kullanıyoruz. İşte hangi yerli buğday? Ben Karama. De bu konuda çok hastasım. Evet. Yerli sert buğday dediğimiz sarı buğday önceki ismiyle. Şimdiki sert buğday veya durum buğdayı veya makarnalık buğday da deniliyor. Affedersiniz. Rica ederiz. Sizi yorduk değil mi Karaman'dan buraya? Bugün mü geldiniz? Dün geldim ben. Dün geldiniz. Sert buğday dediğimiz buğdayı kullanıyoruz biz. Bu yüksek yerlerde yani kara ikliminin hakim olduğu yerlerde üretilen buğdaydır bizim kullandığımız buğday. Çünkü en lezzetli buğday buralarda oluşuyor. Bu da işte Karaman, Konya, bizim Ereğli Ovası'nda oluşan. Eğer burada istediğimiz buğdayı bulamazsak biraz da Harran tarafına uzanıyoruz. Yani Şanlıurfa tarafına uzanıyoruz. Oradan da alım yapıyoruz. Tamamen kırmızı, züccaci değeri çok yüksek, protein değeri 13'ün üzerinde veya 14'ün üzerinde olan, 1000 tane ağırlığı dediğimiz iri, o da 50'nin üzerinde olan buğdayları tercih ediyoruz. Kaliteli bir bulgur üretmek için kaliteli bir buğday alımı yapıyoruz. 200 bin ton ihracat, total üretim ne? Şimdi benim bu söylediğim rakam Türkiye geneli. Rakamı, evet Türkiye geneli rakamı. Türkiye'de genelde 400 bin ton civarında biz bulgur imal edildiğini düşünüyoruz. Çünkü çok sağlıklı bir veri yok bu işte. Ama Türkiye'nin genelinde üretilen bulgurun ben 1 milyon tona yaklaştığını düşünüyorum. Şöyle. Kayıt dışılıktan söz ediyorsunuz. Yok hayır yani kayıt dışılık belki ufak tefek vardır ama biliyorsunuz bulgur halen Anadolu'da evlerde üretiliyor. Yani evlerde halen yoğun şekilde bulgur yapılıyor. Çünkü bizim geleneğimizden geliyor. Örflerimizde var, adetlerimizde var. Sanki bu bir bayram gibidir yani bulgur yapmak yazın. Hemen araya giriyorum. Buyurun. Kısa bir ara veriyoruz. Ara sonrası tekrar tamam. Sohbete devam ediyoruz. Kısa bir ara. Kediye buradan söyleyeceğim. Gerekli dersi önümüzdeki programlarda vereceğim. Dipsiz bir kuyuda şu an. Kedi bir an önce kendini toparla. Çok kötü durumdasın. Ustalığımı ortaya koyarak pirinci geleceğim. Üstüne basa basa söylüyorum. İlk balımız geldi. Sudan çektim yetmemiş gibi bat diye tokadı da yemiş oldun yani. Of ya, of ya.
Konuğumuz İhsan Duru, Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Sağlam bir veri yok, envanterimiz yok, TÜİK'in verileri var. Evet. Siz aşağı yukarı 1 milyon ton civarında bulgur. Evet, yani evlerle beraber yani 1 milyon tona yaklaştığını düşünüyorum ben. Ama üretim, yani imalathanelerde, fabrikalarda üretilen, işte yaklaşık yoğun çalışan bir 35 fabrika gibi düşünürsek, aslında 100'e yakın imalathane var Türkiye'de bulgur üzerine çalışan. Mesela geçen seneki üretim zannedersem 430 bin ton civarında. Ne kadarını ihraç ettik i̇şte bunu? 200 bin tonunu yaklaşık ihraç ediyoruz. Şurada kesin rakam da verebiliriz ama 200 bin ton civarında olduğunu düşünüyorum ben. Bunu da zaten 81 ülkeye ihraç ediyoruz. Ama en yoğun ihracat yaptığımız 8 tane ülke var şeyde, dünya üzerinde. Bunlar Irak, Suriye, Belçika, Almanya, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Filistin. Yani bulgur şu anda dünyada etnik nüfusun tükettiği bir ürün. Bunlar kimler? İşte Türkiye'den giden işte Süryaniler, efendim Ermeniler, Rumlar, dışarıda yaşayan Türk vatandaşları, Arap kökenli insanlar. Bulguru bunlar tüketiyorlar. Ama aynı Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da bulgura karşı bir şey var şu anda. İlgi. Bir sempati var, bir ilgi var. Mesela İsveç'te bir fabrika var. Bir üretim yapan bir fabrika var. Fransa'da üretim yapan bir fabrika var. Ha, çok iyi bulgur üretemiyorlar ama biraz böyle bulgur kültürünü orada yaymışlar. Mesela İsveç'te çok iyi biliniyor. Danimarka gördüğüm kadarıyla bulgura çok sıcak. Avrupa ülkelerinde böyle bir şey var. Yaklaşım var. Özellikle Hollanda'da, Almanya'da. Yavaş yavaş bulgur önü açılmaya başladı. Yani bu çalışmalar devam ettiği sürece ben daha da ileriye gideceğini düşünüyorum. Tabi burada engeller de var ihracat dönümümüzde. İhracat konuşuyoruz şimdi. Ama hemen ihracattaki engellere geçmeden siz 51 ülkeye ihracat yapıyor musunuz? Evet, yapıyoruz. Biraz ondan bahsedin. Tabii. O kadar mütevazi olmayın. Hani ben anlatmanızı bekliyorum, girmeyeyim araya diye ama mesela, Çin dahil her yere bulguru evet. götürme becerisi gösteren bir şirketsiniz. Evet. Asıl pazarımız bizim Avrupa Birliği ülkeleri. Tüm Avrupa Birliği ülkelerine bulguru dağıtıyoruz. Merkezimiz Belçika'da orada. Belçika'da bir depodan dağıtım yapıyoruz. Ama bunun haricinde Amerika Birleşik Devletleri'ne, işte biraz önce söylediğiniz gibi Çin, Japonya, Avustralya, Kanada, bunun haricinde Kuzey Afrika ülkeleri, mesela Nijerya. Nijerya'da şu anda bir çalışmamız var bulgurun tanıtımıyla ilgili. Türkiye Cumhuriyetlerinde mesela bulgur bilinmiyor. Azerbaycan'da bir çalışmamız var bulgurun tanıtımıyla ilgili. Yani işte Türkmenistan'da başlayacak, Özbekistan'da başlayacak, Kazakistan'da başlayacak. Bunlar gerçekten geçmişlerinde bulgur var ama şu anda bilmiyorlar. Tamamen pirinç tüketiyorlar. Japonya'da mesela Shushi'yi bulgurla yaptık. Yani bu ilginç. Çin'de, Japonya'da evet. pirincin karşısına bulguru dikmek evet, hakikaten tabii. önemli. Mesela İspanya'da işte paella'yı bulgurla yapıyoruz. Efendim İtalya'da işte onların meşhur şeyleri Neyse pilavlarını şeyle evet, yapıyoruz. Evet, bulgurla evet. yapıyoruz. Yani onların kültürüne de bulguru yaklaştırıyoruz ki daha çabuk şey yapsınlar, ısınsınlar, daha iyi başlasınlar. Tabi bunun haricinde diğer çalışmalarımız da var. Mesela hazır bulgur pilavı gibi çalışmalarımız var. Biz bunun ilk denemesini bir İtalya'da yaptık. İşte 3 dakikada mikrodalgada pişen bulgur pilavı, yani yarı pişmiş halde hazır veya tavada 3 dakikada çabucak hazırlanabilen. İşte bunlar neler oluyor? İşte bizim meyhane pilav dediğimiz sebzeli pilavlar, nohutlu pilav, mercimekli pilav. Bunun gibi hazırlıklarımız da var. İşte bunları da bu pazarlara sunduğumuz zaman ben bulgurun daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bulgur tanıtım grubu var mı İhsan Bey? Bulgur tanıtım grubu var. Bulgur, siz orada mısınız? Maalesef yokuz biz. Siz kendi cebinizden mi harcıyorsunuz bunu? Ne tabii. kadar para harcadınız biz, bugüne kadar? Yalnız bu yaptığımız harcamaların tabii bir kısmını bize fuarlarda ve mesela Avrupa'da kullandığımız depolarda şurada burada devlet desteği alıyoruz. Fuarlarda %50'sini devlet bizi destekliyor. Bu meyanda tabii tur kalitesi de hazırlanıyoruz. Eğer onu becerebilirsek tabii destekler daha fazla artacak. Burada tanıtım grubundan önce Avrupa Birliği'nde bize uygulamış olduğu bir kota var. Yıllık 10 bin ton bir kota uyguluyorlar bize. Bu kotanın haricinde gönderdiğimiz her 1 kilogram bulgur için 26 sent Avrupa'ya biz vergi ödüyoruz. 1 kilo bulgur için 26 sent evet, ödüyoruz AB'ye. Evet, AB'ye bulgur ödüyor. Zaten bu 10 bin ton kota da ilk 3 günde doluyor, bitiyor. Yani tabii bu kotanın yükseltilmesi lazım biraz.
Yani en azından bir 30-40 bin tonlara çıkması lazım. Avrupa'da bulguru daha iyi tanıtabilmek, daha iyi yol alabilmek adına. Tanıtım grubuna gelince, tanıtım grubu gerçekten çok enteresan. Bu firmalardan oluşan bir grup. Kim var başkanı ben bilmiyorum. Çok özür diliyorum. Ben bilmediğim için soruyorum. Yani muhtelif arkadaşlar oluyorlar. Tabi bu tanıtım grubunun içerisinde bizim yağ var. Makarna var. Bulgur var. Yani bunların hepsini böyle toplu bir tanıtım grubu yapmışlar. Ben bunun bu şekilde olmasını değil de profesyonel olmasını arzu ediyorum. Yani şöyle mesela biraz önce çıkan Erkan Bey gibi bu işi iyi bilen bir aşçı yanında bu işi iyi pazarlayabilecek, bu işin eğitimini almış elemanlar profesyonel bir grup tarafından bu işin... Fındık kampanyası, Aganigi gibi bir bulgur kampanyası başlatsanıza ya. Evet, yani böyle bir şeyin olmasını arzu ediyorum. Aksi takdirde yani bu tanıtım grubuyla ben çok bir yere gideceğimizi zannetmiyorum. Çünkü tanıtım grubu kurulalı kaç sene oldu onu da bilmiyorum ama şu ana kadar ben Türkiye'de paket üzerine en fazla ihracat yapan firma olarak daha tanıtım grubundan bir tane bildirim almadım. Yani siz hububat bakliyat tanıtım grubu onun kapsamında bu anladım. Bir karmaşa var orada. Evet. Birlikler, tanıtımlar, karma karışık bir durum var. Siz doğru yapmışsınız bunların içine girmeyerek niş alana, tabii alanda tek bir ürünle bambaşka bir açılım ya. Çok küresel bir şirket olmaya doğru gidiyorsunuz. Evet, onu yani, görüyorum. Evet yani çalışmamızı kendimiz yapıyoruz. Sizde? Şu anda bizde 350-400'e yakın çalışanımız yatırımlar var. Yatırımlar var mı yine? Yatırımlar devam ediyor. Tabii gene bulgur üzerine. Yanında bunun bizim şey de var. Tabii biraz bulgurun tamamlayıcısı olarak bakliyat ürünlerimiz de var. Ama o tabii bizim yan işimiz, bizim ana işimiz bulgur. İşte dediğimiz gibi Türkiye'de de çok 2000 yılında biz bir proje başlattık. İşte bu projenin ismi de bulgurun kentleştirilmesi projesi. Yani işte dedik İsim ya, babası siz misiniz? Evet yani böyle köylü yiyeceği gibi gözüküyordu işte fakir yiyeceği gibi gözüküyor kenara itilmiş. Ya biz bunu kente taşıyalım dedik yani bu insanlar artık bulgur pilavını biraz daha işte taş değirmenden gelen bulgur lezzeti diye bir sloganla böyle bir... Gerçekten bütün değirmenleriniz taş değirmen mi? Burada bana doğruyu söyleyin evet, ben söyleyelim. Bunu çok önemserim. Söyleyelim o zaman inşallah bir Karaman'a yolunuz düşerse beraberce gideriz. Bizim babalarımızın, dedelerimizin çıkarttığı bir ocak var. Taş çıkarttığı Zengen diye Karaman'da bir köy. Biz bu ocağı kiraladık. Şu anda oradan biz taş çıkarıyoruz. Ve o taşları değirmen taşı haline getiriyoruz ve değirmenlerimizde kullanıyoruz. Yani şu anda bizim değirmenlerimizde, bu bizim 2 senelik bir projemiz. Kullandığımız tüm taşlar doğal ocaktan çıkmış taşları kullanıyoruz. Yani dökme yapma taş kullanmıyoruz. Ha, taş değirmende bulgur yapabilir ama taş değirmen hangi değir, yani nereden yapılmış bu? Eğer dökme bir taşsa ben onu kabul etmiyorum. Çünkü o taş doğal değil. Kimyasallarla, zımpara taşlarla oluşturulmuş bir değirmen taşı. Şu anda bizim kullandığımız taşlar doğal taş. Yani siz aslında yeni döneme ilişkin çoktan altyapınızı kurmuş evet. Ve bundan taviz vermeden tabii, yola tabii, devam evet. Ediyorsunuz. Yani sizi dinlerken hakikaten Türkiye'de böyle geleneksel güzel şirketler var demek diye bakıyorum size. Yani hiç tanımadığım ya bir şirketsiniz. Ya taş değirmen gerçekten çok emekli de bir iştir yani. Çünkü bu taşı alacaksınız, kayayı söküyorsunuz. Bunu değirmen haline getireceksiniz, dişleyeceksiniz ve bunu sürekli 6 ayda, 3 ayda, 2 ayda bir neyse durumuna göre bakımını yapacaksınız. Yani aynı bildiğiniz gibi çekişten dişleyip tekrar bulgur kıracaksınız. Meşakkatli bir iştir. Ama bulgurun doğasında bu var. Yani eğer taş değirmen olmazsa bulgur olmuyor. Güzel. Bulgurun doğasında bu var. 3 evet. Üretim merkeziniz mi var? Evet. Şu anda 3.'yü çalıştırmak üzereyiz. İnşallah 3.'yü çalıştırdığımız zaman 1. tesisimiz tekrar bir bakım alacağız. 3 üretim tesisimiz var. 1990 yılında biz fabrikalaştık. Ondan sonra zaten bir hızlı büyüme başladı. Ve hızlı bir kapasite artışı başladı. Şu anda epeyce büyük bir kapasiteye eriştik. Üretim kapasiteniz ne? Biz günlük yaklaşık bu yeni tesisimizde devreye girdiği zaman 300 ton üzerinde buğday işleme kapasitesine erişiyoruz. Günlük. Günlük 300 evet. Bin tonu yakalıyor. Büyük kapasite yani, bu Türkiye evet. için. Kaç gıda mühendisi çalışıyor? Şu anda mesela benim yeğenim bir tanesi gıda mühendisi. Onun yanında bir iki tane daha gıda mühendisi var. Yaklaşık yani fabrika bünyesinde bizim 3-4 tane gıda mühendisi
Bir de tabii gıda teknikerleri var, onların altlarında epeyce. Yani siz de bulgurda katma değer, bulgurda inovasyon konusunda bambaşka arayışlarınız var. Tabii yani Ar-Ge yapıyoruz. Yapmak mecburiyetindeyiz zaten. İşte biraz önce bahsettiğimiz olayların hepsi Ar-Ge. Yani şimdi Japonya'ya bulguru nasıl sunacağız? Çin'e nasıl sunacağız? Veya bulgurdan daha başka neler yapabiliriz? Bunların araştırmasını yapıyoruz tabii. Yani bulguru biz de geleceğe hazırlıyoruz. Yani insanlara daha değişik şeylerle sunmaya çalışıyoruz. Mesela işte nohutlu pilav, mantarlı pilav, işte bunları böyle kuru vaziyette paketlerde biz hazır sunuyoruz artık insanlara. Yani oradan mantar, buradan nohut bilmem ne uğraşmasın. Döktüğü zaman, bayan eve geldiği zaman anında işte nohutlu mu ister, mercimekli mi ister, mantarlı mı ister, sebzeli mi ister? Evet. Hazır yani bir şekilde. Yani bizi zahmetten kurtaracaksınız. Evet. Yani sizler için çalışıyoruz. Bizler için çalışıyorsunuz. Evet. Tabii iç piyasada nasıl örgütlenme ağınız? İç piyasada 7 yerde depomuz var bizim. Bunlar İstanbul 2 tanesi, Ankara, İzmir, Konya, İsparta. Bunlar da direkt kendimiz dağıtıyoruz, kendi elemanlarımızdan. Bunların haricinde 44 tane bayiliğimiz var illerde. Birkaç ile de hitap eden var, tek ile de hitap eden var. Ama tüm satış örgütü bizim kendimizin. Duru bulgur. Yani lojistikte güçlüsünüz. Yani piyasada anlıyorum. Kendimiz varız. Ha, lojistiği bayimiz yapıyor veya depomuz yapıyor. Ama satışı bizim kendi elemanlarımız yapıyor. Peki Duru markası için, bu markayı güçlü kılmak için ne yapıyorsunuz? Bütün bunları yaparken bir de yani bu algı yönetimi var. Evet. Çağın şeyi. Yani Duru zaten babamızdan bize miras. Biz de bugüne kadar çalıştık ve soy ismimiz bizim. Yani tabii her şey marka için. Yani marka için. İşte reklamlar, işte kitaplar, efendim ne bileyim yani bunlar tabi bulgur olayı başta ama neticede arkasında tabi Duru markası var. Mesela kitaplardan bahsedersek iki tane bizim kitabımız var. Bir tanesi Anadolu'dan derlenmiş Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Sayın Nermin Işık'ın hazırlamış olduğu bizim sponsorluğumuzda basılan 110 tane tarifi içeren çok güzel bir yemek kitabımız var. Çünkü birebir hepsi uygulanmıştır. Bir ikincisi de tarihinden tarifine diye bir kitabımız var. Orada da hem tarihinden bahsettik bulgurun hem de böyle biraz daha böyle Avrupa'ya dönük tarifler. Mesela bulgurdan tatlı yapılır mı? Orada bunlara da yer verdik. İnovasyon diyorlar evet, buna. Evet. Size kolay gelsin demek durumundayım. Sizi yorduk ama risotto'dan bulgurlu, risotto bulgurlu sushi yapma becerisi gösteren bir mütevazi Anadolu şirketinin yolculuğunu size aktarmak istedik. Dolayısıyla buğdayımıza, toprağımıza, suyumuza, bulgurumuza sahip çıkacağız. İşin özü bu. Sağ olun efendim geldiğiniz için. Biz noktayı koyuyoruz. Hafta başı pazartesi günü yine birlikte oluyoruz. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim.